Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. İstanbul Taksim Meydanı'nda gerçekleşen canlı bomba saldırısı ile ilgili AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı açıklamada bulundu. Mustafa Ilıcalı, "Bu insanlık dışı eylemlerin son bulması için hükümetimiz geniş çaplı güvenlik tedbirlerini artırmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. Ankara Kızılay'da meydana gelen patlamadan sonra İstanbul'un en gözde caddesi olan İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen saldırıyı kınayan Mustafa Ilıcalı, Ankara'da yaşanan terör olayının acısı çok daha tazeyken yenisinin eklenmesi bizleri çok üzdü. Dini, ırkı ne olursa olsun hiçbir insan o kadar acımasız bir ölümü hak etmiyor. İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör eylemini kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu insanlık dışı eylemlerin son bulması için hükümetimiz geniş güvenlik tedbirlerini artırmıştır. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik özellikle sivil halkı hedef alan kuzu postuna bürünmüş şakalların hak ettiği cezayı alacağının altını çizen Ilıcalı, masum insanları hedef alan terör belasını ülkemizde karanlığa gömeceğimiz günler er ya da geç gelecek ama mutlaka gelecek. Vatandaşlarımız endişe duymasın. Hükümetimiz gereken tedbirleri aldı. Devletimize yönelik yapılan bu saldırıları kınıyorum dedi. Ankara ve İstanbul'da meydana gelen bombalı terör eylemlerinin ardından Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından olası terör olaylarının önüne geçmek için dün trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi tekrar ulaşıma açıldı. Ankara ve İstanbul'da meydana gelen bombalı terör eylemlerinin ardından Erzurum Emniyet Müdürlüğü meydana gelecek olası terör olaylarının önüne geçmek için kentteki güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Edindiği bilgiye göre Erzurum Emniyet Müdürlüğü kent meydanında gelebilecek olası terör olaylarının önüne geçmek için kent merkezinde güvenlik önlemlerini artırdı. Akşam saatlerinde kentin en işlek yerinde olan Cumhuriyet Caddesi ara sokaklarıyla birlikte araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan mevkilerde polis ekiplerinin çelik yelekli ve ellerinde uzun namlulu silahla beklediği gözlendi. Kentin giriş ve çıkış güzergahlarında da arama noktaları oluşturan polis ekipleri gün boyu 155 polis imdat hattına gelen çağrıları da değerlendirerek şüpheli olarak ihbar edilen araçlarda inceleme yaptı. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yapılan terör operasyonlarında bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yapılan terör operasyonlarında bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde düzenlenen terör operasyonları bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri resmi sitesinde yapılan açıklamada Erzurum Karaçoban'da bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 5 işbirlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır denildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni bir toplu taşıma hizmetini daha faaliyete geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Erzurum'da yaşayan vatandaşlar ile şehir merkezinde konaklayan misafir ve turistlerin Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine ulaşımının kolayca sağlanabilmesi amacıyla kayak merkezlerine belediye otobüs seferleri düzenlemesi talimatı doğrultusunda Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine belediye otobüs seferleri başlatıldı. 19 Mart Cumartesi günü başlayan otobüs seferleriyle vatandaşlar şehir merkezinde konaklayan misafir ve turistik kayak merkezlerine daha rahat ve ucuz bir şekilde ulaşabilecek. Belediye otobüslerinin istasyon Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi hareket saatleri şöyle: İstasyon hareket saati 09:15, 11:15, 13:15,
15.15, Palandöken Kayak Merkezi Hareket Saati 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, Konaklı Kayak Merkezi Dönüş Saati 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri Belediye Otobüs Hat Güzergahı ise şöyle: İstasyon, 50. Yıl Caddesi, Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi, Paşalar Caddesi, SSK Kavşağı, TRT, Buhara Hastanesi, Yenişehir Altyol, Forum AVM, Kayak Yolu, Polis Okulu, Kafe 25, Palandöken Kayak Merkezi, Kafa 25, Kayak Yolu, Polis Okulu, Forum AVM, Buhara Hastanesi, Yoncalık, Menderes Caddesi, Gürcü Kapı, Migros Kavşağı, 50. Yıl Caddesi, Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi, Paşalar Caddesi, SSK Kavşağı, Çat Yolu, Bölge Eğitim Hastanesi, Konaklı Kayak Merkezi, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Çat Yolu, SSK Kavşağı, Paşalar Caddesi, Hastaneler Caddesi, Gez Mahallesi, 50. Yıl Caddesi, Migros Kavşağı ve istasyon olarak belirlendi. Erzurum'da Mart ayı yine kapıdan baktırdı. Öğle saatlerine başlayan kar yağışı nedeniyle bahara merhaba diyen şehir yeniden beyaza büründü. Tam bahar geldi derken Erzurum yine kara teslim oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayollar ekipleri yolların kapanmaması için kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrasında kent beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Kaldırımlarda ve caddelerde biriken kar kütleleri belediye ekiplerinin tuzlama ve temizleme çalışmalarıyla açıldı. Erzurum'un beyaz gelinliğini giydiğini söyleyen vatandaşlar, "Mart ayında baharı aratmayan günler yaşıyoruz. Bugün de kar sürpriziyle karşılaştık. Erzurum kış memleketi. Bu şehre kar yakışıyor," dediler. Ülkelerinde resmi tatil olarak kabul edilen Nevruz'u kutlamak için Palandöken'e gelen İranlı turistler işletmecilerin yüzünü güldürdü. İranlı turistler ülkelerinde resmi bayram kabul edilen Nevruz'u kutlamak için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken'de Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen sezonu kapanmadı. Tatilcilerin yanı sıra yüzlerce İranlı da gruplar halinde Palandöken'e geldi. İran'daki Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'de ateş üzerinden atlayan turistler otellere canlılık getirdi. Turistler gündüz kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu pistlerde kayak yaparken gece de günün ilk ışıklarına kadar diskoteklerde eğleniyor. Aydınlatılmış pistlerde gece kayak yapan İranlılar çalan müzik eşliğinde dans ediyorlar. Palandöken'in pistlerin ve karın çok güzel olduğunu söyleyen İranlı turistler Nevruz'u Erzurum'da geçirmenin çok keyifli olduğunu söylediler. Her yıl olduğu gibi bu yılda İranlıların Erzurum'u tercih ettiğini bildiren Palandöken Dedeman Otelleri Genel Müdürü Mehmet Varol, 250 kişilik ilk grubumuz giriş yaptı. Bu ayın sonuna kadar gelmeye devam edecekler. Bu sene Rus turistlerimizi kaybettik. Fakat İranlılar da onların yerini doldurmaya başladı," dedi. Erzurumspor, Bayoldu 31. haftada 1. grubun haftayı en karlı kapatan takımı oldu. Erzurumspor
Erzurumspor bay olduğu 31. haftada 1. grubun haftayı en karlı kapatan takımı oldu. Lider Kızılcabölükspor'un deplasmanda Silivrispor'a, 3. sıradaki Tire 1922 Spor'un ise deplasmanda Gölbaşı Belediyespor'a yenildiği haftada maç yapmamasına rağmen Erzurumspor hem sıralamadaki yerini korudu hem de rakipleriyle arasındaki maç eksiğinden kaynaklanan dezavantajdan da kurtulmuş oldu. Erzurumspor genel sıralamada 50 puan ile 2, iç saha performansı grup sıralamasında 30 puanla 3, deplasman performansı grup sıralamasında ise 20 puanla 2. sırada yer aldı. 1. grupta evinde yenilgisi bulunmayan 2. grupta bulunan Sakaryaspor ile birlikte 3. ligde evinde yenilmeyen 2 takımdan biri olan Mavi Beyazlı ekip grubunda olduğu gibi 3. ligin 3 grubunda da en fazla gol atan takım durumunda bulunuyor. Lider Kızılcabölükspor 3. sıradaki Tire 1922 Spor'un puan kaybettiği haftada playoff maçları iddiasını sürdürürken Zonguldak Kömürspor ve Düzyurspor maçlarını kazanarak iddialarını sürdürdüler. Playoff yolunda mücadele eden Tekirdağ Spor ve Yeşil Bursa beraberlik alarak rakiplerinin gerisine düştüler. Spor Toto 3. Lig 1. grupta sezonun bitimine 7 hafta kala zirvede yer alan Erzurumspor, rakiplerinden puan kaybetmesiyle büyük avantaj kazanmış oldu. Spor Toto 3. Lig 1. grupta sezonun bitimine 7 hafta kala zirvede yer alan Erzurumspor, Kızılcabölükspor ve Tire 1922 Spor'un dünkü müsabakalardan puansız ayrılması ile şampiyonluk için iyice ümitlendi. Matematiksel olarak Düzyurspor ve Kömürspor'un sezonu lider tamamlamama şansı olmasına rağmen şampiyonluk yarışını ilk 3 takımdan birinin kazanması bekleniyor. Şampiyonluk sürecinde 31. hafta özel bir anlam taşıyordu. Erzurumspor'un bay olduğu haftada diğer rakipleri Kızılcabölükspor ve Tire 1922 Spor'un aldığı mağlubiyetler sonrası Mavi Beyazlı camiada sevinç yaşanıyor. Cizrespor maçının ertelenmesi grubun 19 takım olması yüzünden her hafta bir takımın bay kalması 1. grupta netliği önlüyor. 31. hafta bu netliğin kazanılmasında dönüm noktası oldu. Kızılcabölükspor ve Tire 1922 Spor'un bay hakkını kullandığı grupta Erzurumspor da bu hafta bay kaldı. Rakipleriyle durumu eşitlendi. Kalan 7 haftada şampiyonluk mücadelesi veren takımlar kendi aralarında 2 maç oynayacak. 34. hafta Kızılcabölükspor kendi evinde Tire 1922 Spor ile oynayacak. 37. haftada ise Erzurumspor deplasmanda Tire 1922 Spor ile karşılaşacak. Bu iki maçın sonucu liderliği olduğu gibi playoff sürecini de şekillendirecek. Bitime 7 hafta kala şampiyonluğun favori adayları Kızılcabölükspor 4 maçını evinde oynarken Silivrispor, Altay, Turgutluspor ve Kozan Belediyespor maçları için deplasmana gidecek. Tire 1922 Spor ise Erzin Belediyespor, Kızılcabölükspor, Bursa Nilüferspor ve Düzyurspor maçlarının dış sahada oynayacak. Kalan 7 maçını kazanarak rakiplerin puan kaybını bekleyecek olan Erzurumspor 4 maçını evinde, 3 maçını deplasmanda oynayacak. Artvinspor, Maltepespor ve Tire 1922 Spor maçlarını dışarıda oynayacak olan Mavi Beyazlı ekip en zor maçını 32. haftada zirveye yarışan Düzyurspor ile yapacak. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Hoşça kalın.